Sayın seyirciler, şu anda Büyük Pazar yerindeyiz. Zafer Partisi Samsun Milletvekili adayı Bozkurt Oğuz Sınar ile beraberiz. Şimdi onun düşüncelerini alalım. Gördüğümüz kadarıyla pazar yerinde esnafı geziyor, dolaşıyor. Vatandaşla bir araya geliyor. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Onların arasında karışarak ne gibi sorunları var onları sağdan alıyoruz. Çünkü ciddi sorunları var. Özellikle ekonomik kriz. 200 TL'ye ne alınacak diye sorular soruyoruz. Onlar da zaten söylüyorlar. 200 TL'ye artık bir şey alınmıyor. 200 TL 20 TL oldu diyorlar. Ciddi sorunları var. Ekonomi çok kötü. Fiyatlar artıyor. Kira fiyatları arttı. Suriyeli sorunu var. Ciddi bir sorun. Ülkeye gelmeye devam ediyorlar. Savaş bitmesine rağmen. Bizim politikamızda biliyorsunuz Suriyelilerin savaş bittikten sonra gönderilmeliydi. Gönderilmesi için de elimizden geleni yapıyoruz ama halk ekonomik anlamda da ciddi olarak bir sorun yaşıyor. Bu sorunu çözebilmek için Zafer Partisi'nin politikaları var. Yerel olarak Samsun'da yapılması gerekenler var. Doğal olarak üretimi arttırmak gerekiyor. Yeni projeler oluşturmak gerekiyor. Bu projelerin ben birkaçını sosyal medyada sizin aracınızla da aktardım. Bölgede bir atılım yapılması gerekiyor. O atılım içinde halkın arasına karışıp ne gibi sorunlar olduğunu analiz etmek gerekiyor. Ona göre bir sonuç oluşturup partimle birlikte değerlendirip güzel yarına ulaşmak istiyoruz. Şu anda o yüzden halkın arasındayım. Bafra Büyük Pazar'dayım. Diğer pazarlara da gideceğim. Samsun diğer pazarlarına da gideceğim. Bu arada ben Samsun Bafralıyım. Bafra'nın sorunlarını iyi biliyorum. Bu bölgenin bütün sorunlarını biliyorum. Ne gibi çözüm önerileri sunacağımızı da iyi biliyorum. Ne gibi çözümler üreteceğimizi de biliyorum. Bu sorunu çözebilmek için bu bölgenin insanı olmak önemli, değerli. Bunun için de bugün buradayım. Diğer bölgelere de gideceğim. İllerimize, ilçelerimize. Özellikle de Samsun'un bölge ilçelerine gidip oradaki sorunları da halkımla dinleyip çözüme kavuşturmak istiyorum. Açıkçası biz de Bafra 55 ekibi olarak günlerdir sahadayız. Seçim öncesi değerlendirmeler yapıyoruz. Vatandaşla konuşuyoruz. Vatandaşın en büyük sıkıntısı milletvekili adaylarını tanımadıklarını, kimsenin henüz gelmediğinden bahsediyor. Siz de bu konuda aslında biraz halka dokunuyorsunuz şu an. Doğru. Milletvekilleri gelmeme olayı konusunda haklı halkımız. Çünkü kısıtlı bir zamana sıkıştırıldı. Yani bu taktik olarak yapıldı. Yapanlar belli. Siyasi iktidar bu yönde bir sıkıştırarak zor duruma düşürmeye çalıştı. Ama biz yine de halkın arasında karışarak bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Çünkü halkın arasında karışmadan sorun çözülemez. Onların sorununu dinlemeden sorun çözülemez. Bütün halkımız bizi görecek. Araçlarımız çalışıyor sahada. Bizler çalışıyoruz sahada. Yayın organlarıyla aktarmaya çalışıyoruz. Sizin destekleriniz çok önemli. O yüzden halkın arasına gece gündüz çalışacağız. Gündüzleri Bafra'dayım. Geceleri Samsun merkezdeyim. Tabii diğer zamanlarda diğer ilçelere de uğrayacağım. Ama Bafralı halkıma şunu seslenmek istiyorum. Lütfen Zafer Partisi'nin bizim Bozkurt Oğuz Sınar olarak da ne yapılacağını, ne yapacağımızı bize sorsunlar. Çekinmesinler. Her soruya açığız. Her soruyu yanıtlayacağım. Her soruyu aydınlatacağım. Sormaktan çekinmesinler. İlçe merkezimiz açık. Meydanda da merkezimiz var. Orası da açık. Bütün merkezlerimize gelebilirler. Benim telefon numaram biliniyor. Onu ulaşabilirler sosyal medyadan. Rahat bir şekilde bize ulaşıp bilgi alabilirler. Bu konuda çok açık bir şekilde çalışıyoruz. Aynı zamanda vatandaşların şöyle bir serzenişi de var. Seçim dönemi evet gelen siyasiler oluyor ama seçim sonrası biz unutuluyoruz diyorlar. Sizin bu konudaki Zafer Partisi olarak öngörünüz nedir? Ben yıllarca bu bölgeye doktorluk yaptım. Doktorluk yaparken de hastalarımın bazıları çünkü ciddi sorunu olan hastalarım oluyordu. Hocam biz işte hastaneye ulaşamıyoruz. Sizin numaranızı alabilir miyiz diyorlardı. Ben tabii ki veriyordum. Beni arayıp sorunu olan vatandaşların sorunu çözdüm. Hala numarası olan hastalarım var. Hala ararlar. Benim ilkem şu. Şu anda da bir iş adamı olarak söylüyorum. Doktor olmanın yanında. 7/24 benim çalışanlarım, benden hizmet alanlar bana ulaşırdı. Milletvekili adayı olarak da şu anda herkes bana ulaşabilir. Milletvekili olduktan sonra da 7/24 bana ulaşacaklar. Ulaşmaları için ben elimden geleni yapacağım. Benim ilkem zaten şu. Sorunu olan sorunu çözmek. O sorunu çözmediğim sürece benim milletvekili olmamın
ne anlamı var? Niye milletvekili adaylığını koydum? Diğerleriyle kıyaslanamaz. Her insan farklı. Her partinin farklı davranışları var. Ben partim adına şunu söyleyebilirim. Bize ulaşabilirler. Kendi adıma şunu söylüyorum. Bana 7/24 ulaşabilirler. Yani ulaşma ile ilgili bir sorun olmayacak. Meclise girdikten sonra da ben burada olacağım. Çünkü bu bölgenin milletvekili adayıyım. Ve bu bölgenin milletvekili adayı olduğuma göre bana ulaşılmaması yani soru işaretlerini barındırır. Tabii ki bunu yapan bir milletvekiline halk bence gereğini yapmalı. Diğer partilere ne yapacağını halkımız biliyor. O kişilere, o milletvekillerine oy atmayın, destek vermeyin. Size yalan söyleyen, sizi kandıran kişilere destek vermeyin. Ben de bunu yaparsam destek vermeyin. Ama ben şunu söylüyorum. Milletvekili olduktan sonra da destek vereceğim. Milletvekili olduktan sonra da beni arayabileceksiniz. Milletvekili olduktan sonra da sorunlarınızı çözüm üreteceğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.